Merhaba arkadaşlar, bugün 12. sınıf iki fonksiyonun bileşkesi ve soru çözümü yaparak konumuza devam edeceğiz. İki fonksiyonun bileşkesindeyim. f fonksiyonu A'dan B'ye, g fonksiyonu da C'den B'den C'ye tanımlanmış olsun. g bileşke f fonksiyonu isterse, f'in tanım kümesi g'nin de görüntü kümesi olarak birleştirdiğimiz fonksiyona bileşke fonksiyonu denir. f 3x artı 2, g de x kare vermiş f bileşke gx ve g bileşke fx'i istiyor arkadaşlar bizden. Şimdi şunu demek istiyor. F'de x gördüğümüz yere kimi yazacağız? gx'i yazacağız. Yazalım. F'de x gördüğümüz yere yani buraya kimi yazacağız? x kareye yazacağız. Yazdık. 3x kare artı 2 yaptı. Burada kimi soruyor? G'de x gördüğünüz yere kimi yazacaksınız diyor. Fx'i yazacaksınız diyor. Y'de x gördüğüm yer burası. Buraya 3x artı 2 yazacağım. Ve neyi var dikkat edin karesi. Karesini alacağım. Karesini aldığım zaman elime gelen işlem 9x kare artı 12x artı 4 olur arkadaşlar. Ve dikkat ederseniz bulduğum iki bileşkenin sonuçları birbirine eşit gelmedi. Peki bileşke fonksiyonu özellikleri var. İlla iki tane fonksiyon olmak zorunda değil, ikiden fazla fonksiyon da olabilir. Ve I da birim fonksiyonu olmak üzere diyor. Daha ki örnekte gördüğünüz gibi F bileşke G ile G bileşke F birbirine eşit değil. Üç farklı fonksiyon verdiğimiz zaman üçünü de farklı farklı alabiliriz. Yani ilk önce G ile H'ı bileşke içine alıp sonra F'i ya da F ile G'yi bileşke içine alıp en sonunda H'ı içine ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Burada da kendisiyle tersini bileşke içerisine aldığımızda sağdan ya da soldan fark etmez kimi veriyor birim fonksiyonu veriyor. Sadece dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sağ sol ileriki sorularda sağdan ve soldan bileşke alma bizim için önemli olacak. O yüzden sağdan da alsak soldan da alsak tersini kimi veriyor birim elemanını veriyor f fonksiyonu ile birim elemanı ya da birim fonksiyonlu f fonksiyonu bileşki içine sorar, sokarsa eğer fonksiyon her zaman kendisini verir diyeceğiz. Ve tersine bakacağız arkadaşlar. f bileşke g fonksiyonunun tersini bizden isterse lütfen şuna dikkat edin. Fonksiyonlar yer değiştirir. Yani en sağdaki en sola, en soldaki de en sağ gelir ve aralarına ne konur arkadaşlar? Bileşke konur. Ters işaretini unutmayın gençler. Bir de şunu da söyleyelim ekstradan. Tersinin tersinin de kendisi olduğunu geçen dersimizde zaten konuşmuştuk. Gene dipnot olarak verelim. İlk örneğimize bakıyoruz. İlk örnekte diyor ki fx 2x 3 gx de x kare artı 1 g bileşke fx'i soruyorum diyor. Ne yapacağız? g'de x gördüğümüz yere fx'i yazacağız arkadaşlar yazalım. G'de x gördüğüm yere 2x eksi 3 yazdım. Şurada 2x eksi 3 yazdım. Karesini alıp üstüne 1 ekleyeceğim. Düzenlediğim zaman bana 4x kare eksi 12x artı 9 gelecek. Yanında da 1 ekleyince cevap 4x kare eksi 12x artı 10 gelecek. Adanadır diyeceğiz. Geldim yeni soruma. F fonksiyonu vermiş. Tanım kümesi 1 bölü 3'ten artı sonsuza. Görüntü kümesi 0 sonsuz aralı G fonksiyonu vermiş. R'den R'ye tanımlı bir fonksiyon. F bileşke G eksi vermiş. 9 G kare X eksi 6 G eksi artı bir fonksiyonu diyor. Tanımlanan bileşke fonksiyonu için F'in tersinde 25'i soruyorum sana diyor. Dikkat arkadaşlar bileşkeyi vermiş. Ne yapmış? F'de x gördüğü yere gitmiş gx'i yazmış. 9g kare x demiş. Eksi 6gx artı 1. Yani senin normalde fx fonksiyonun kim o zaman arkadaşlar? 9x kare eksi 6x artı 1. Görüntüyü 25 yapan x değerini arıyoruz arkadaşlar. Çünkü tersinde 25'i vermiş. Dikkat edin. Şimdi görüntü burası. Ama bunu şöyle bir düzenleyelim. 3 x 3x, 3x 1'e 1 ikisi de eksi olsun ki eksi 6x versin görüntüm 3x eksi 1'in neyi karesi bu 25'miş arkadaşlar o zaman bunu 25 yapan x değerini bulmak için kare olduğu için hem 5'e hem eksi 5'e eşitleyerek x değerleri buluruz buradan bana x değerim 2 gelirken buradan bana x değerim eksi 4 bölü 3 gelir peki cevap her ikisi de değil, olamayacağına göre dikkat edeceğiz. Neye bakacağız? F'in tanım kümesine. Tanım kümesinde 1 bölü 3'ten nereye kadar? Artı sonsuza kadar. Negatifler var mı? Yok. O zaman cevap benim için kimdir? 2'dir. Yani F'in tersine 25'i veren x değeri 2'dir diyeceğiz. Geldim yeni bir soruya. fx doğrusal bir fonksiyon arkadaşlar. fx artı 1 Artı f2x'in 9x artı 7 olduğunu söylüyor. F f fx'i soruyor. Gençler doğrusal bir fonksiyonsak doğrusal fonksiyonda fx'i a x artı b şeklinde yazıyorduk. O zaman ilk önce burada x artı 1'i bulacağız. Yani burada x gördüğümüz yere x artı 1 yazacağız. B üstüne ilave edeceğiz. Aynı şekilde f2x'i bulabilmek için de x gördüğümüz yere ne yazacağız? 2x yazacağız. Düzenlediğimizde ax artı a artı b düzenlediğimizde 2 tane ax artı b yapıyor. Ve taraf tarafa topladığımızda 3 ax artı a artı 2 b'nin kime eşit olduğunu görüyorum. 9 x artı 7. Peki şimdi ne yapacağız? x'in katsayısı x'in katsayısına eşit. Yani 9 3 a'ya eşit. a 3 sabitlerde sabite eşit. Yani 7 a artı 2 b'ye eşit. Buraya 3 yazarsak b ne gelir arkadaşlar? 2 gelir. Aranan fx fonksiyonunu bulmuş olduk. O da kimdir? 3x artı 2'dir. F bileşke f'i istiyor bizden. Yani f'de x gördüğümüz yere gene kimi yazmamızı istiyor? 3x artı 2'yi yazmamızı istiyor. Cevap 9x artı 8'dir diyeceğiz. Geldim yeni bir soruya. fx'in 2x 1 olduğunu söylüyor. g bileş gfx de 4x artı 3'müş. gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar gx fonksiyonunu bulabilmemiz için burada uygulayacağımız sistem şu. f'den kurtulmak. Ne yapacağım? Her iki tarafında tersini alacağım. Sol taraftan aldığım, sağ taraftan aldığım için f sağda olduğu için fonksiyonun da sağından F'in tersini bileşkiye alacağım. Dikkat edin. Ne taraftan alıyorsak tersi o taraftan almak zorundayız. Eşitliğin karşı tarafından da. Peki kendisiyle tersi birim fonksiyonlu. Evet yani burada sadece kim kaldı? Gx kaldı. Peki Gx'i nasıl bulacağız? 4x artı 3'ün içine kimi yazmamızı istiyor? F'in tersini. O zaman F fonksiyonun tersini bulalım. Y eşittir 2x eksi 1 y artı 1 eşittir 2x y artı 1 bölü 2 eşittir x artık isim değiştirme vakti o zaman direkt yazalım şurada benim f'in tersine bileşke fonksiyonum x artı 1 bölü kimdir arkadaşlar 2'dir burada x gördüğümüz yere x artı 1 bölü 2 yazmamızı istiyor ve bu fonksiyon bize kimi verecek gx'i verecek düzenlediğimiz zaman buradan bize kim geliyor 2x artı 5 geliyor. Cevap kimdir? Denizidir diyeceğiz. f3x eksi 1, 9x artı 2 eşit olduğuna göre fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar. 3x eksi 1'i x'e dönüştürmemizi istiyor. Arkadaşlar kime dönüştürmemizi istiyor ise sol taraftaki yani içinde verilen x'i yalnız bırakacağız. 3x x artı 1 atıyorum. x dediğim x artı 1 bölü 3'müş. Yani karşıda kime dönüştürmemizi istiyorsa bu denklemde x gördüğümüz yere bunu yazmak zorundayız. Yazdığımız zaman fx geliyor. Yazdığımız zaman fx'in değerini bulmuş olacağız. Sadeleştirdiğimizde kim gelecek? 3x artı 5 gelecek. Benim fx fonksiyonum 3x artı 5'miş diyeceğiz. F2x artı 1 verilmiş 7x artı 4'e eşit. G'nin tersine 4x artı 1 verilmiş 2x artı 1'e eşit. Dikkat edin arkadaşlar. F bileşke G'nin tersinin tersi 11 olduğuna göre diyor. Değeri aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapacağım gençler? İlk önce tersini alacağım. G bu tarafa gitti. Fin F tersi kime eşitmiş? 11'e. Şimdi şuna bakacağız gençler. Bunun değerini soruyor bize. İlk önce f'in tersinde 11. Yani görüntüyü 11 yapan değer kim diye bakacağız. 7x artı 4'ü 11'e eşitledim. 7x eşittir. 7x kim? 1. Tabi yerine yazıp bulacağız. Yani aslında burayı f3 11 yapıyormuş. O zaman benim F'in tersinde 11 değilim kaçmış arkadaşlar? 3'müş diyeceğim. Peki bana kimi soruyor gençler şimdi? G3 kimdir diye soruyor. Dikkat edin fonksiyonun neyi var? Tersi var. Kendi eski haline getirsek G2x artı 1. 4x artı 1'e mi eşit olacak gençler? Burayı 3 yapan x değerim kim? 1. O zaman burada da aynı x değerini yerine yazarım. Cevap kim gelir? 5 gelir derim. g eksi x artı 1'e f bileşke g eksi x artı 1 bölü x artı 2 eşit. Bana buradan kimi bulmamı istiyor? fx'i bulmamı istiyor arkadaşlar. fx'i bulabilmem için g fonksiyonundan kurtulmam lazım. O zaman burayı tersiyle bileşki içine alacağım. Tersiyle bileşki içine aldığım için aynı şekilde arkadaşlar x artı 1 bölü x artı 2'yi de tersiyle bileşke içine alacağım. Buradan birim eleman gelecek. Yani kim kalacak sadece? fx kalacak. Burası da x artı 1 bölü <laughs> x artı 2 olacak. Bileşke g'nin tersinde x olacak. Yani diyor ki sana <laughs> x artı 1 bölü x artı 2'yi vermişim. g'nin tersinde x'i buraya yerine yazmanı istiyorum. g'nin tersi kim arkadaşlar? Dikkat ederseniz x eksi 1. O zaman gideceğim. Burada x gördüğüm yere g'nin tersini yazacağım. Ve fx'i bulmuş olacağım. x eksi 1 artı 1 bölü x eksi 1 artı 2. Cevap x bölü x artı 1 gelecek. O da Bursa'dır diyeceğiz. F ve G ikisi de reel sayılarda artı tanım kümesi görüntü kümesi de fx fonksiyonu vermiş arkadaşlar. x kare eksi x artı 3 ve f bileşke gx fonksiyonunu vermiş. 5x kare artı 6x eksi 2. G1'i soruyor. Gençler fonksiyonda x gördüğümüz yere 1 yazalım. F bileşke G1. 1'i yazdığımız zaman kim gelecek buradan bize? 9 gelecek. Şunu diyeceğiz. F'de G, x gördüğüm yere G1 yazdığımda 9 geliyor ise bana görüntüsünü 9 yapan x değerini bulacağım buradan. Yani x kare Eksi x artı 3'ü 9'a eşitleyeceğim. Buradan çıkan x'in benim g birimin değeri olacak. E bu da x kare eksi x eksi 6 eşittir 0 demektir arkadaşlar. x x eksi 3 e artı 2 diye ayırır köklerimi. x ya 3 gelecek ya da kim gelecek arkadaşlar? Eksi 2. Yalnız dikkat tanım kümesi ne vermiş? R artı vermiş. O yüzden x eksi 2'yi alamazsınız. Cevap kimdir? 3'tür diyeceğiz. Diyor ki bize f bileşke g'nin tersinin tersi 3x 1'miş. g'nin tersindeki 13 olduğuna göre f'in tersinde bir değeri kaçtır diye soruyor. İlk önce tersini alalım gençler. Tersinin tersi kendisi g sona gidiyor. Bileşke f'in tersi kime eşit? 3x 1'e. Kimi soruyor? f'in tersinde 1'i. O zaman gidiyorum gençler. Her yere 1 yazıyorum. Bu bileşkenin 2'ye eşit olduğunu görüyorum. Yani diyor ki gidip sen g'de x gördüğün yere f'in tersi 1'i yazarsan sonuç kim gelecek? 2 gelecek. Döndüm buraya. g'nin tersinde 2, 13'te gençler. g, 13 kim olmak zorunda? 2 olmak zorunda. O zaman burayı 2 veren f'in tersine bir değeri kimmiş gençler? 13'müş. Aranan sonucu bulmuş. Oğul. F bileşke G'nin tersi bileşke H bileşke F'in tersinin tersi. Verilmiş bana x eksi 2 bölü 3 diye. G eksi de x artı 2 vermiş. H x'i soruyor arkadaşlar. İlk önce şu terslerini bir dağıtalım. G'nin tersi bileşke F'in tersi bileşke. Tersinin tersi kendisi bileşke. H'ın tersi kime eşitmiş? Bu fonksiyon x eksi 2 bölü 3'e eşitmiş. Peki kendisiyle tersi yan yana birim eleman oldu mu? Oldu. Elime kim kaldı? G'nin tersi bileşke H'ın tersinde x kaldı ve bu kime eşit? x eksi 2 bölü 3'e eşit. Şimdi bana g vermiş. H soruyor arkadaşlar. Ben eski haline dönmesini istiyorum. Yani h bileşke g e. Yani ne yapıyorum? Tersini alıyorum. Bu tarafın tersini aldığım için bu tarafın da aynı şekilde tersini alıyorum. Ve burası kim geliyor gençler bana? 3x artı 2 geliyor. Şimdi ne yapacağız? Dikkat ederseniz gençler bana haş lazım. Benim g'den kurtulmam lazım. O zaman buraya g'nin tersiyle bileşke için alıyorum dikkat edin. Aynı şekilde sağ tarafı da g'nin tersiyle bileşke için alıyorum. Ve buradan elime sadece kim kalıyor? HX x kalıyor. Peki g'nin tersi kim gençler? G'nin tersi kimdir x eksi. 2'dir. Gideceğim burada x gördüğüm yere x eksi 2 artı 2 yazdığım zaman hx'i bulmuş olacağım. O da kimdir? 3x eksi 4'tür derim. Evet arkadaşlar bu dersimiz buraya kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.